Anesentez'den herkese iyi sabahlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Yeni bir haftaya adım attık. Hemen gündeme size aktarayım hiç vakit kaybetmeden. Bugün yurt içinde işsizlik oranlarını açıklaması bekleniyor. Euro bölgesinde ticaret dengesini bekleyeceğiz. Ayrıca Amerika'nın veri akışı biraz sakin. Birazdan veri detaylarını size aktaracağım. İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası Başkanı konuşması olacak. Bunu takip ediyoruz. Asya seansında Japonya'da sanayi verileri takip edilecek. Birazdan rakam detaylarına sizlere bunu aktaracağım ama bunun yanında İngiltere kanadındaki gelişmeler sterlin üzerinde baskı yaratıyor. Ne olmuştu? Theresa May, Brexit sonrasında ortak pazara olmama konusunda da çalışma yapabilirler. Yani İngiltere ortak pazarda da olmayabilir. Bu ne demek? Serbest ticaret anlaşmalarını herkese tekrar yapmak zorunda demek. Bunları detaylandıracağız sizlere birlikte. Bu arada kurlarda Perşembe günü itibariyle biliyorsunuz bir düşüş başlamıştı. Bunun en önemli nedenleri yapılan açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası gerileme de başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Merkez Bankası işini bilir. Ve tabii birazdan size öne çıkanlar da açıklayacağız. Bu arada Merkez Bankası da tabii ki hareketlerine devam ediyor, aksiyonlarına devam ediyor. API piyasası yani açık piyasa işlemlerinde repo açmadı ki işte bu ne demek? Piyasaya likitte TL vermedi demek. Bu ne demek? Faizler hafif yükseldi. Dolayısıyla dolarda gerileme oldu. Bankalar arası tabii birbirlerine kredi line açıyorlar. Bunu 11 milyar dolara indirdi. Yani ne yapıyor? TL'yi biraz piyasadan çekiyor. Bunun en önemli nedeni ve en önemli amacı döviz biraz daha sakinleştirmek. Ayın 24'ünde para politikası kurulu toplantısı var. Bunun yanında saat 20'sinde de biliyorsunuz Trump geçecek sandalyeye. Yine bu ay içerisinde Fitch toplantısını bekliyor olacağız, izleyeceğiz. Diğer taraftan da 1 Şubat tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Biz verilerle devam edelim tabii bu açıklamaların ışığında. Dolar tarafı bizi tabii yakından takip ediyoruz. Borsada da yükselişler vardı. Dolar 3.76-37 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Diğer taraftan 3.99.88 Euro TL. Dörtlerin üzerini görmüştük. Hatta 4.15'leri görmüştük diyebiliriz. Parite sakin. 1.06.22 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Japon yeni TL'ye baktığımızda ise 113'lerde. Altın tarafına bakacağız. Altını çok yakından takip ediyoruz. Çünkü altının onsunda yükselişler var. Doların artmasıyla beraber gram altında da yükselişler görmekteyiz. 1.205 ons dolarda altın. Takip edeceğiz. 1.230 seviyesini yukarı yönlü kırdığı takdirde durum başka bir hal alabilir. Gram altın 145'lere kadar geldi diyelim. Ve tabii hemen petrol kanadına bakacağız. 55 dolarda 55-57 dolar bandında sıkışan bir petrol var. Son olarak faiz cephesinde 111.21 seviyesini görüyoruz. Önemli bir seviye. 11'in altına gelmesi gerekmekte. Bu hafta belki bunu yapar. ABD borsalarıyla devam edelim. Amerika piyasasında borsalarda karışık seyirler var. Tahvil piyasası farklı işliyor. ABD piyasaları, borsaları farklı işliyor. Amerika borsaları artıda kapattı. Tahvil faizleri düşüşler yaşadı. Vadelilere baktığımızda bugün ABD borsaları ekside başladı. Dow Jones Endeksi vadelisi %0.26 ekside. Ve hemen DAX'a geçeceğiz tabii Avrupa kanadına. Avrupa kanadında bugün çok alıcılı bir seyir işlemeyecek gibi gözüküyor. En önemli nedenlerinden bir tanesi İngiltere, Suriye meselesi ve Kıbrıs meselesi. 0.11 ekside başladı DAX ama cuma kapanışları artıdaydı. Son olarak Asya'ya döneceğiz. Asya'dan iki endeks -1 kapattı. Japonya'nın sanayi üretim verilerini takip ediyor olacağız demiştik. Bu arada Çin'den geçen hafta gelen sanayi verileri hiç de iç açıcı değildi. Bunu aktarmış olalım size. Çünkü Çin'in büyüyememesi dünyanın büyümemesi anlamını taşıyor. Trump'ın gelmesiyle birlikte orada nasıl bir resim şekillenecek izleyeceğiz. Verilere bakalım bugün itibariyle. Saat 10'da bütçe dengesi, İtalya'da tüketici fiyat endeksi, Euro bölgesi dış ticareti ve işsizlik ortalaması gelecek çeyreklik. Rusya resmi rezerv varlıklarını bekliyoruz bu arada saat 16 itibariyle. Cüneyt Baksoy hatta hemen onu da alalım. Saxo Capital Strateji Müdürü. Cüneyt Baksoy iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar Zeliha, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Cüneyt Paksu. Şimdi tabii verileri aktardık. Bu arada tabii takip ettiğimiz veriler aslında önümüzdeki hafta daha yoğun. Ama senden alalım, bu hafta ne bekleniyor? Çünkü dolarda bir düşüş eğilimi başladı. Valla geçen hafta Merkez Bankası kararından sonra, adımından sonra diyelim daha doğrusu, dolar teridi, keskin bir düşüş yaşadık. Tabii bunda global ölçekte dolar endeksinin mola vermesi de etkili oldu. Birkaç etken var. Bu hafta bu seyrin sürmesi beklenebilir. Özellikle bugün gene Merkez Bankası'nın ihale kararında olacak piyasaların gözü.
tekrar aynı kararı tekrarlayacak mı, yoksa devam edecek mi eski düzene? Ama bir miktar volatilite azalmış görünüyor dolar TL'de. Özellikle 3.70-3.72 bandı, geldiğimiz o destek seviyesinden döndük, zıpladık. Tekrar o bölgeye gelir, oranın da altını kırarsak 3.60-3.65 ilk etapta potansiyel gözüküyor. Tekrar stresin atması yukarıda 3.80, devamlı 3.85'in geçilmesiyle mümkün olur. Tabii bir yandan gözümüz dolar endeksinde olacak. Bir tarafta ya o tarafta, yani global ölçekte biraz stresli başladık. Dolar endeksi 101.500'lerde ama 101.500 devamlı 102 geçilmedikçe global ölçekte en azından global dolarizasyondan bir etki görmeyiz. Özetle biraz daha rahat bir hafta geçebilir. Bu ilk iki günü 3.80 üzerine geçmeden, devamlı 3.80 üzerine geçmeden atlatırsak, 3.70-3.72 de kırılırsa bir miktar daha dolar TL'de rahatlama mümkün olur. Borsa tarafında da zaten onun etkisini görüyoruz. 81.500 önemli bir direnç seviyesinden haftayı kapamıştık. 80.000-80.500 aşağı kırılmadıkça yukarıda 82.500 devamında da 85.000'ler hedefte olmaya devam edecek borsa tarafında da. Cüneyt Baksoy, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, haber turuyla devam edeceğiz. Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde döviz kuruna silah olarak kullanarak üzerimize geliyorlar dedi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıklamaları var. Önemli açıklamalar bunlar. Binali Yıldırım kurlardaki yükselişle ilgili olarak bu süreç üzerinde bir manipülasyon olduğunu biliyoruz dedi. Sonuç çıkarmaya çalışarak Türkiye'yi siyasi olarak bir yerde tutma gayretleri var. Ben bunu böyle görüyorum dedi Başbakan Binali Yıldırım. Ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği, yani MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, dövizdeki oynamanın bir ayağının dış kaynaklı olduğunu söyledi. Bunu zaten net olarak görüyoruz. Bir ayağı ise spekülatif. Bu işi biraz sabredeceğiz diyor. Biraz daha sabır diyor MÜSİAD Başkanı. Hangi para biriminde geliniz varsa o para biriminden lütfen borçlanın diyor. Biz de buradan bu uyarıyı yapalım sizlere. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek'in tabi açıklamaları var. Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin %13'ünü eğer milli paramızla yapar hale gelirsek cari açık Türkiye'nin gündeminden, problem olmaktan çıkar dedi. Bu konuyu devamlı zaten konuşuyoruz. Milli parayla ticaret dönemi belki bu sene Trump'ın gelmesiyle birlikte başlayabilir. Ve bu hafta bütün yatırım araçları kazandırdı, yani geçtiğimiz hafta itibariyle bakalım. En büyük kazanç %6.57 ile 24 ayar kurcu altında elde edildiğini görüyoruz. Bu arada öne çıkanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri oldukça önemli. Çok yerinde tespitler. Hemen grafiğimizi alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim için reel ekonomi çok önemli. Ekonomi insana dair her şeydir. Hamdolsun ekonomimiz dimdik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Önemli. Bu çok önemli. Bu ülkede İstikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez. Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok, ekonominin çapı büyüdü. Burada özellikle vurgu, reel ekonomi vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ekonominin insana dair her şey olduğunu söylemesi. Ve basın turumuza bakacağız. Hemen Yeni Şafak'la bir başlayalım. Dövizdeki oynama dış kaynaklı. Şimdi MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Enerji Bakanı Sunat Altun'a ne hediye etti? Bunu görüyoruz resimde. Dövizdeki oynamanın dış kaynaklı ve spekülatif olduğuna dikkat çekti. İş adamlarının riskleri minimize etmeliler. Hangi para biriminde geliriniz varsa o para biriminden borçlanın dedi Olpak. Kendilerine düşen sorumluluğu üretmeye ve büyümeye devam ettiklerini söyledi. Vatan gazetesiyle devam edeceğiz bu arada. Hemen Vatan'a bakalım. Biraz yakınlaşalım gazeteye bu arada. Enis, rica edeyim senden. Merkez Bankası hamleleriyle bu hafta TL 3.70'i test etti. 3.63.50'lere kadar gerileyebilir. Kurda yaşanan düzeltme borsa tarafını da heyecanlandıracak. BIST'te ilk hedef 81.950 puan.
Gözler 20 Ocak'taki başkanlık koltuğuna oturacak, Trump'a gelecek. Habertürk'le devam edeceğiz. Şimdi Habertürk gazetesinde dolarda yüksek oynaklık dönemi diye veriyor Abdurrahman Yıldırım'ın yazısı. Borsa İstanbul'la diğer gelişen borsalar arasında sürdürülemez büyük bir fiyat makası var diyor. Dolarda 2 Aralık ve 11 Ocak'ta medcezir hareketi birbirine çok benziyor demiş Habertürk'te. Sabah gazetesine hemen geçelim. Kura karşı finansal antibiyotik nedir? Hükümet dövize karşı finansal bir reçete hazırladı. Açık pozisyona karşı önlemden sermaye tamponuna, opsiyon pozisyonlarından kurumsal risk yönetimine kadar bir dizi başlık hayata geçirilecek. Tedbirler alınmaya devam ediyor bu arada tabii ki. Ve hükümet de, devletin başı da çok net farkında dolardaki hareketliliği. Dolarda istikrar için doğru teşhis ve tedavi, Milliyet'in haberi. Dolardaki artışı durdurup ekonomideki tıkanıklığı açmaya mecburuz ve bunu yapabiliriz. Ancak öncelikle doğru teşhis ve doğru tedavi lazım. Hükümet bu doğru teşhisi yaptı. Gördüğümüz kadarıyla tedaviye de başlayacak. Bu arada Merkez Bankası da elindeki bütün araçları da kullanıyor. Onu da aktarmış olalım size ve Star'la devam edelim. 2016'da en çok vergi ihbarı FETÖ için geldi. Haberi var. Geçmiş yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı gelen vergi kaçırma ihbarlarını aile bireyleriyle ilgiliyken 2016'da ihbarlar terör odaklı oldu denilmiş. Ve toplam ödülü 3,5 milyon olan vergi ihbarlarının çoğu FETÖ'ye bağlı kuruluş ve kişiler tarafından gerçekleştirildi. Akşam gazetesi, Gümrük Birliği tarımda devrim kapıda. Bunlar ekonomi sayfa manşetleri. Ekonomi Bakanı, biz tarımı gümrük duvarlarıyla koruyoruz. Avrupa Birliği piyasalarını açıyor, vatandaşı ucuz tüketiyor, üreticiye direkt destek veriyor. Biz de tarımı gümrük birliğine dahil ettiğimizde böyle bir dönüşüm yaşayacağız. Hazırlıklarımız bu yönde diyor. Bu sene içerisinde olma ihtimali var tabii, onu da aktaralım. Son haberimize geçelim. Güneş. Tekstil tezgahları 6 ay full çalışacak. Türk firmaları Haim Tekstil Fuarı'ndan mutlu ayrıldı. TESİAD Genel Koordinatörü Büyükbalcı, fuardan çok iyi bir işte ayrıldık dedi. Firmalarımız mutlu. En azından 6 aylık iş aldılar. Oldukça pozitif, önemli bir haber. Çünkü inşaattan sonra en önemli sektör Türkiye'nin tekstil sektörü. Biz haberlerle devam edelim. Bu alınan tedbirler arasında bir tedbir var ki geçtiğimiz hafta resmi gazetede de yayınlandı. Bir yönetmelik değişikliğine gidildi. 2 milyon dolar tutarım yapan ve 1 milyon dolarlık gayrimenkul alanlar Türk vatandaşlığına geçirilmesi imkan tanınması gayrimenkulcüler tarafından olumlu karşılandı. Birazdan telefonda alacağız. Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan, en az 2 milyon dolarlık yatırım yapan ve en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açanlara vatandaşlık olanağı sağlayan yönetmelik resmi gazetede geçen hafta yayınlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilere düzenlemenin sektöre can suyu olacağını, cari açığı azalatacağını ve yabancıya konut satışının 50 bine aşacağı görüşünde. Bununla ilgili hemen tabii telefon alalım. Bu nasıl bir şey getirecek bize, nasıl bir artı getirecek? Bunu konuşacağız bu arada. Onun öncesinde döviz kurunluğu ile ilgili bir anket gerçekleştirildi. Son dönemdeki aşırı tırmanış anket konusu yapıldı. AG araştırma şirketi sordu. 160.8'lik bir kesim uluslararası müdahale kaynaklı artış var diyor. Yani vatandaş da terörün yeni silahının döviz olduğunu farkında. Elinde silahı, elinde bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Dövizdeki anormal ve karşılığı bulunmayan artışın nedeni ne? Dolar ve euronun yükselişiyle hedef Türkiye ekonomisi mi? İşte bu sorular araştırma konusu yapıldı. Ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bir araştırma firması 24-26 Aralık 2016 tarihleri arasında 42 ilde toplam 3035 kişiyle anket yaptı. Dövizdeki anormal artışın sebebi deneklere soruldu. Ankette dövizdeki yükseliş ve ekonomide yaşanan durgunluğun sorumlusu kim sorusu sağ çalışmasına ankete katılanlara yöneltildi. Ankete katılanların %29.9'u döviz artışını yurt dışı gelişmelere bağladı. Deneklerin yaklaşık %30'u uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklı bir durum. Hükümet etkileri azaltmak için elinden geleni yapmaktadır dedi. Deneklerin %23.1'i de dövizdeki artışı uluslararası müdahalelerden ve gelişmelerden kaynaklanan bir durum. Hükümetin yapabileceği bir şey yok diyerek yanıtladı.
Dövizdeki artış ve spekülatif yükselişle ilgili ankete katılanların %34.3'ü yaşananlar için uluslararası müdahalelerden kaynaklı. Hükümet elinden geleni yapıyor dedi. Aynı soruya %26.5'lik kesimse dövizdeki spekülatif artış için uluslararası müdahalelerden kaynaklı hükümetin yapacağı bir şey yok şıkkını cevapladı. Ankete katılanların sadece %16'lık dilimi ise uluslararası müdahalelerden kaynaklı hükümet bir şey yapmıyor dedi. Araştırmanın toplam sonuçlarına göre ankete katılanların %60.8'i dövizdeki artışı uluslararası müdahale kaynaklı gördüğünü ifade etti. Mustafa Aşkın telefon attığımızda az önce bahsetmiş olduğum gibi konuttaki bu durum ne gibi bir artı sağlayacak? Mustafa Aşkın, şimdi zaten bir süredir bunu konuşuyorduk. Konut olanlara vatandaşlık verilmesini. Bunu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Avrupa'da çoğu ülke yapıyor. İspanya, Portekiz, Yunanistan. Amerika'da eyalet eyalet değişiyor bu rakamlar. New York'ta 1 milyon dolarken Texas'ta 500 bin dolar örnek vermek gerekirse. Bunun artıları nedir? Günaydın Zeliha. Evet, sektörün epeydir istediği bir uygulamaydı. Hükümetimiz buna karar verdi. Oldukça yerinde bir uygulama oldu. Fakat her yatırımda olduğu gibi önemli olan ülkenin tamamının esasında yatırıma konu olması. Yani esasında biz gayrimenkul satarken İstanbul'u, İzmir'i, oradaki hayatı satıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili biraz daha algıyı pozitif hale getirmek için de reklam çalışmaları yapmamız gerekiyor. Finansal iletişime önem vermemiz gerekiyor. 4,5-5 milyar dolar civarındaydı aşağı yukarı bizim her yıl yabancıya konut satışından elde ettiğimiz gelir. Bu peyderpey 10-15 ve 20 milyara doğru çıkabilir dediğimiz işler ard arda gelirse. Ama unutulmaması gereken bir nokta daha var. Fiziki konut satışı dışında esasında esas parayı çekebileceğimiz en önemli enstrüman gayrimenkulde menkul kıymetleştirme olacaktır. Bunlar gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul sertifikalarına dayalı sukuklar ve bunların türevlerini de hayata geçirebildiğimiz takdirde esas ciddi derecedeki fonu böyle yaratmış olabileceğiz. Tabii bunları yapabilmek için de hükümetimizin attığı adımlar oldukça yeterli ama bazı kurumlara da tekrar inşa edilmesi ve düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bunun başında benim epeyce dillendirdiğim emlak dayalı bir menkul kıymet dayalı bir banka sistemi olması gerekiyor. Evet. Bunu da yaptığımız takdirde emlak sektörü oldukça canlı bir dönem geçirecektir. Mustafa Aşkın, şimdi Avrupa bunu yaptığında yani vatandaşlık mesela İspanya'da farklı bir durum vardı. Yunanistan'da farklı veya işte gidip örnek bu rakam örnektir. 5 milyon dolarlık bir ev alana New York'ta vatandaşlık green card 5 sene sonra da vatandaşlığa geçiyor. Böyle bir uygulama önümüzdeki süreçte artı katkısı yani konutta tabii ki hareketlendirecek, yabancı satışı da hareketlendirecek, ne dersin? İşte az önce ifade ettiğim 4,5-5 milyar dolarlık yıllık yabancı konut satışımızın ilk etapta 10 milyar dolara çıkması bu düzenlemelerle sağlanabilir. Muhtemeldir ki az önce ifade ettiğim Türkiye ile ilgili algıyı da iyi anlatabilirsek, kendimizi daha iyi ifade edebilirsek, özellikle sektörle ilgili alternatif ürünleri de yaratabilirsek 20-25 milyar dolara bunun ulaşması işten bile değil ki bu da oldukça ciddi bir rakam. Çok teşekkür ederim Mustafa Aşkın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu arada Davos başlayacak ayın 17'sinde. Cenevre kentinde, İsviçre Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. 17-20 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek bu basın toplantısı Davos kasabasında. Türkiye'den Mehmet Şimşek ve Niyaz Zeybekçi de katılacak. 70'ten fazla ülke var. 300'den fazla üst düzey katılımcının olacağı da duyuruldu. Bu arada ana temaya baktığımızda bu sefer duyarlı ve sorumlu liderlik olacağını görüyoruz. Liderlerin ve katılımcıların masalara 4 kritik meselesi olacak getireceği. Bunların bir tanesi küresel işbirliği, bir tanesi ekonomik büyüme, diğeri kapitalizmde yeni reformlar ve dijitalleşmeyle hayatımızı değiştiren 4. sanayi devrimine hazırlık. Hemen İsviçre'ye döneceğiz Davos'a. Resul Şahinöz bizi bekliyor. Resul, biraz detaylandırır mısın? Zirve başlayacak yarın. Evet. Evet, yani 2016'nın nasıl geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu yılki Davos'ta merakla bekleniyor. Çünkü çatışmalar, ekonomik krizler, beklenmedik seçim sonuçları, küreselleşme karşıtı politikalar, yükselen popülizm ve başarısız stratejilerle geçen 2016'nın ardından bu yılki ana tema açıkçası ilgi uyandırıyor. Her sene tabii ki temalar ilgi uyandırıyor ama önem arz eden hepimizin bildiği gibi orada konuşulanların pratik hale dönüştürülebiliyor olacak olması. Bu seneki ana tema duyarlı ve sorumlu liderlik teması ve
Dört kritik mesele etrafında bu şekillenecek. Birincisi, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi küresel işbirliğini güçlendirme. İkincisi, ekonomik büyümeyi canlandırma. Üçüncüsü, kapitalizmde yeni reformlar. Ve dördüncüsü, dijitalleşmeyle bağlı hayatımızı değiştiren dördüncü sanayi devrimine hazırlık adı altında konuşmaların olacağı bekleniyor. Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılması bekleniyor. Ve bu yıl Dünya Ekonomik Forumu 86 kişiyi genç küresel lider olarak ilan etti. Ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'den McKinsey ortağı Bengi Korkmaz. İkincisi de Trendyol kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu da yer alıyor. Bu da açıkçası bizler için sevindirici bir haber olarak niteleyebiliriz. Duyarlı ve sorumlu liderlik konulu Davos toplantılarında liderlerin ve katılacak olan sanayicilerin pek çok ikili görüşme yapıp geleceğin dünyası adına çalışmalar yapması bekleniyor. Biz de gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum aktardıkların için. Kolay gelsin. Davos'a selamlar gönderelim. Buradan zor bir zirve olacak gibi. Biz İsviçre'ye teşekkür ediyoruz Esu Şahin'e. Ve bir haberimiz var. SpaceX. Enteresan bir şirket bu şirket. Uzaya kargo taşıyan ünlü bir Amerikan firması aslında. Mars'a koloni kurmaya çalışılıyor. Hatta bununla ilgili para verip oraya gitmek isteyenler var. Eylül ayında bir kaza gerçekleşti bu SpaceX'te. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi şirket ve 4 aylık zaman kaybını telafi etmek için de yoğun baskı altında. Bir haber izleyelim. Eylül ayında böyle infilak etmişti. Dönüşü muhteşem oldu. Amerikalı roket firması SpaceX'in fırlatıldığı platforma iniş yapabilen roketi Falcon 9 yeniden başarıyla uçtu ve geri döndü. Roket Kaliforniya sahilindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı. Birkaç dakika sonra Pasifik Okyanusu'ndan fırlatıldığı platforma geri geri başarıyla iniş yaptı. Taşıdığı uyduysa 1 saat 15 dakika sonra yörüngedeki yerine oturdu. Şirket arada kaybettiği 4 ayı telafi etmek için yoğun baskı altında. Zira müşteriler sırada bekliyor. Ve bu müşteriler arasında NASA'dan Amerikan ordusuna, dünyanın dört bir yanındaki önemli telekom ve sanayi firmalarına kadar birçok önemli isim var. Firma platforma geri geri inebilen roketiyle çok büyük kaynak tasarrufu sağladı. Artık aynı aracı defalarca fırlatarak uzaya kargo taşıyabiliyor. Bunu başarana kadarsa defalarca başarısız denemelere imza atmıştı. Borsa İstanbul 81.662 seviyesinden birazdan açılışını gerçekleştirecek. Dolar 3.76 ve Euro 3.99, faizler %11.20. Analiz sentez burada sona eriyor. Avrupa konukları analiz sentezi sundu.